yeni kurulan cumhuriyetin önce savunma bakanı, sonra cumhurbaşkanı olmuştur. Yaşadıkları coğrafya, askeri ve siyasi yönden çok karışıktır. Uzun süredir devam eden istikrarsızlık artık iç savaşa dönüşmüştür. Her yandan çatışma haberleri gelmektedir. Kendileri de zaman zaman çatışmalara katılmak zorunda kalırlar. Yine öyle bir gündür. Askerleriyle birlikte çatışmaya katılırlar. Kurşunların uçtuğu sırada birden fark eder ki yakınlarında mezar taşı mı yoksa başka bir şey mi olduğu tam belli olmayan bir kitabe vardır. Gözü, dikkati karşı cepheden kitabeye kaymaya başlar. Arkadaşına, "Abdülkadir, beni koru, kitabeyi okuyacağım," der ve yerinden fırlar, kitabeyi okur. Tarihe aşk derecesinde bağlıdır. Elbette el yazması eserlere de. Yıllar sonra İstanbul'a ilk geldiğinde başka hiçbir yere uğramadan Fatih Kütüphanesi'ndeki el yazma eserleri görmeye koşacaktır. Çok ağır şartlar altında, çatışmalarda "beni koru" dediği arkadaşıyla birlikte Türkistan'dan kaçarken kütüphaneleri ziyareti ve el yazması eserleri görmeyi ihmal etmemiştir. 1923 yılında arkadaşı Abdülkadir İnan'la birlikte İran'ın Meşhed şehrine gitmek üzere oradan ayrıldı. Meşhed'den Afganistan'a geçtiler. İran'da Meşhed'de İbn Fadlan'ın 922'de İdil Bulgar Devleti'ne bir Halife el-Muktadir'in elçisi olarak giden İbn Fadlan'ın seyahatnamesi eserlerde bahsediliyor ama seyahatnameyi gören yoktur. Zeki Veli Togan araştırmaya meraklı birisi olduğu için Meşhed'deki kütüphanede bunu keşfetmiştir. Bu eser, Türklerin ilk kez Müslüman oldukları yıllarda İslam'ı anlatmak için gelen birinin günlükleridir. Kıymetine baha biçmek mümkün değildir. İslam'ı ilk kabul eden Türk devleti İdil Bulgarlarının Müslüman olurken yaşadıkları olaylar tek tek yazılıdır bu eserde. Yalnız Bulgarların mı? Seyahat esnasında karşılaşılan Oğuz boylarının ve diğer Türk halklarının da kültürleri anlatılır bu kitapta. Ve doktora tezi olarak bunu neşreder ve Batı kamuoyunda Zeki Veli Togan'ın tanınmasına bu eser sebep olur. Dünyanın her yerinde tanınan bir bilim adamıdır o. İlmi onu o kadar kıymetli yapar ki bir zaman onun kendi ülkelerinde yaşamasını istemeyenler bile onun adıyla övünme yolunu seçerler. Başkurt araştırmacılar Zeki Veli Togan'ı şöyle tanımlarlar: ansiklopedik alim. Çünkü Zeki Veli Togan'ın genel olarak sadece tarihçi olarak bilinmesinin yanında bir filolog, Türkolog, halk bilimcisi, şarkiyatçı ve tüm Garp dillerine vakıf bir vasfı bulunmaktadır. Türk dünyasının ilim ve siyasi hayatını müştereken götüren son derece değerli bir rüknü, bir insanı Ahmet Zeki Veli Togan. Rusya'da bugün bile Rusya'da Rusya'nın yetiştirmiş olduğu en büyük Türkologlar, oryantalistler sayılırken üç isimden zikredilir. Bunlardan birincisi Bartolt'tur, ikincisi Minorski'dir, üçüncüsü Zeki Veli Togan'dır. Bugün Rusya Federasyonu içinde yer alan Başkurtistan'da doğar. Ahmet Zeki Veli Togan 10 Aralık 1890 tarihinde Başkurtistan'ın İşimbay kentinin Küzen köyünde doğar. Doğduğu köyü, daha sonra yıllarca hasretini çekeceği köyü sırtını yemyeşil ormanlara dayamıştır. Zeki Veli Togan kendi hatıralarını anlattığı eserinde
köyünü şöyle tanımlar. Bir tarafı dağlık ve ormanlık, diğer tarafı bozkır olan bir köydü diye anlatır. Ailesi eğitimlidir ve ilk öğrenimini köyünde, babasının medresesinde yapar. Dayısından küçük yaşlardan itibaren çok iyi Farsça ve Arapça öğrenmiştir. Şanslıdır Zeki Veli Togan bu manada. Babasından dini ilimlerin öğrenirken dayısından da Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Ve dolayısıyla donanımlı bir gençtir. Ve köyde köy mollası olarak hayatını devam ettirmek istemediği için köyünden kaçmıştır. Gitmek istediği yerler arasında Beyrut ve İstanbul da vardır. Fakat o yine de çevreden uzaklaşmadan Orenburg'a gelir. Sonra gemiyle kültür merkezi bir şehre yönelir. Zeki Veli Togan Kazan'a gelir. Tataristan'ın başkenti Kazan onun için yepyeni bir dünyadır. Önce adını çok duyduğu Şehabettin Mercani Medresesi'ne gider ama sonra Kasımiye Medresesi'nde kalmaya başlar. Özel dersler alır, zamanını çok iyi değerlendirir. Çuvaş Türklerinin yetiştirdiği büyük alim Nikolay Aşmarin ve Hakas Türklerinden meşhur Nikolay Katanov'la tanışır ve onlarla çalışma imkanı bulur. Kasımiye Medresesi'nde Türk tarihi dersleri verir. Kütüphaneler onun yuvasıdır. Durmadan araştırır ve yazar. İlk ve hacimli diyebileceğimiz eseri Türk tarihi adıyla yazmış olsa da Türk ve Tatar tarihi olarak basılmıştır. Bu basım esnasında çevresindeki tavsiyeler ya da tenkitler dolayısıyla böyle bir isme gitmiştir. Onun asıl vermiş olduğu isimlendirme Türk tarihidir. Zeki Veli Togan 1910'lu yıllarda Türk-Tatar tarihi diye ilk defa Rusya Türkleri arasında bu isimde bir kitap neşretti ve Zeki Veli Togan bundan sonra şöhret olmaya başladı. Bu önemli kitabın yayınlanmasının Zeki Velidi'nin Kazan'a gelmesinden yalnızca 4 yıl sonra olduğu düşünülürse, buradaki zamanını nasıl iyi değerlendirdiği anlaşılmış olur. Kitabın yayınından sonra Kazan Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Cemiyeti'ne üyeliğe kabul edilir. 1913 yılında ise bu cemiyetin organizasyonu ile gittiği Orta Asya gezisinde Kutadgu Bilig'in yeni bir nüshasını bulur. Dönemin gazetelerinde, Vakit'te, Şura'da, Yıldız'da Zeki Veli Togan'ın makaleleri neşredilmeye başladı. Ve makaleleri de ciddi makalelerdir. Yani bu bahsettiğim dergilerde basılan makaleler ciddi makalelerdir. Ve dolayısıyla Zeki Veli Togan, Türkistanlılar ve Rusya Türkleri tarafından tanınan bir isimdir. Dünyada patlak veren Birinci Dünya Savaşı ile birlikte 1914 yazında o da Ufa'ya gider ve Osmaniye Medresesi'nde Türk tarihi ve Türk halkları edebiyatı dersleri verir. Rusya Meclisi Duma'da 5 Kazanlı ve 1 Azerbaycanlı milletvekilinden oluşan bir Müslüman grup bulunmaktadır. Grubun halkla ilişkilerini yürütmek için Ufa'dan Zeki Velidi seçilir. ...26 yaşındayken Petersburg'a gelerek Rus Duması'nda, meclisinde Müslüman fraksiyonunda başkır temsilcisi olarak görev almış. Ve burada Rus siyasi muhitini yakından tanımış.
yalnızca Rus siyasi yapısıyla değil, Petersburg'daki ilmi çevreler ve Türk dünyasının ileri gelen fikir adamları ve siyasileriyle de yakınlık kurar. Özellikle yaşadığı devirde dünyada Türkolojinin merkezi konumunda olan St. Petersburg şehrine giderek burada meşhur Bartolt gibi, Smirnov gibi büyük alimlerle, büyük Türkologlarla görüşür. Tarihçilik anlayışında Batı Türkistan konusunda Bartolt'tan etkilendiğini kendisinin yazmış olduğu bir mektuptan çok açık ve net olarak öğreniyoruz. Aynı zamanda Müslüman fraksiyonda görev yapan Mustafa Çokoyoğlu başta olmak üzere diğer Rusya toprakları içindeki Türk gruplarının temsilcileriyle de yakın mesai arkadaşlığı yapmış. Onlarla fikir teatisinde bulunmuş ve bu ilk izlenimleri, ilk intibaları onun bütün siyasi hayatı boyunca takip eden, bazen olumlu, bazen olumsuz yönde hayatını etkileyen kazanımlar olarak karşımıza çıkıyor. Zaman hızla akmakta ve çok önemli tarihi olaylar yaşanmaktadır. 1917'de Çarlık'ın yıkılmasından sonra Rusya'daki Türk grupları bağımsızlık mücadelesine girişirler. 1917'de Moskova'da Rusya Müslümanları büyük bir kongre topladılar. Bu kongrede büyük bir İdil-Ural devleti, İdil-Ural Millet Meclisi teşkil edilmesi kararı alındı ve bu devletin başkenti de Ufa olacaktı. Fakat İdil-Ural Cumhuriyeti kararı değişik sebeplerle uygulanamaz. Netice itibariyle İdil-Ural Devleti akamete uğradı ve bunun yerine ayrı Tataristan ve Başkurdistan muhtar Sovyet Cumhuriyetleri, Rusya Federasyonu'na bağlı muhtar cumhuriyetler teşkil edildi. Togan, Başkırt ulusunun Orta Asya'daki Kazak ve Kırgızlarla beraber hareket etmesinin kendi çıkarı için daha faydalı olacağına inanıyordu. Bu bakımdan onlarla müşterek faaliyete yönelmiş ve Başkırdistan'da muhtar bir hükümet kurulmuş. Önce kendisi Harbiye Nazırı, daha sonra bu muhtar cumhuriyetin devlet başkanı olmuş. Başkurtistan Muhtar Cumhuriyeti kurulur. Türkistan'ın ünlü şairi Süleyman Abdülhamit Çolpan da devlet sekreteri olarak Ufa'ya gelir. Fakat Rusya büyük bir kargaşa yaşamaktadır. 1917 ihtilalini yapan Bolşevikler ve eski rejimin devamını isteyen Menşevikler arasında iç savaş sürmektedir. Üstelik Başkurtistan en çetin mücadelelerin yapıldığı cephelere çok yakındır. Kendileri de çarpışmalara katılırlar ama Zeki Velidi'nin tarihçiliği savaşırken bile devam eder. Togan'da bu mücadelede uzun görüşmelerden sonra Lenin ve Stalin'le işbirliği yaparak bir 18 ay kadar onlarla siyasi beraberlik içinde oldu ve bu bulunduğu müddetçe karşılıklı olarak görüştüler. Aralarında problemler vardı. Güçlendikçe başkurtlara verdikleri sözlere daha çok uymamaya başlarlar. Zeki Velidi Bolşeviklerle anlaşamıyordu. Menşevikler ise zaten Başkurt Cumhuriyeti'nin varlığına karşıydılar. 1920 yılının Haziran ayının 29. günü gizlice Türkistan'a yönelir. Evlilikleri henüz bir yılı doldurmayan eşi Nefise Hanım da yanındadır. Türkler bu arada kalmanın sıkıntısı içinde bağımsızlıklarını saklamaya, korumaya çalışırlar ama maalesef büyük çoğunluğu muvaffak olamadı. Hatta hiçbiri muvaffak olamadı. Zeki Velidi Togan artık Rusya'da kalamayacaktı. Bir süre sonra Türkistan'a geçerek basmacı hareketine katılır. Burada Türkistan
halklarının bağımsızlık mücadelesi için emek verir. Yine bu esnada Enver Paşa ile Türkistan'da görüştüğü de malumdur. Togan 1920 yılında Türkistan'a geçerek orada gizli siyasi faaliyet yapmaya başladı. 3 yıl süren bu faaliyeti döneminde Türkistan Milli Birliği diye bir teşkilat kurdu. Önce açık, daha sonra yeraltı faaliyeti gösteren bir birlik. Basmacılarla işbirliği yaptı. Enver Paşa'nın şehit edilmesiyle Türkistan'da dengeler iyice değişir. Ve bu olaydan 6 ay sonra Zeki Velidi yeni ufuklara doğru yola çıkar, İran'ın Meşhed şehrine yönelir. Afganistan'a da Hindistan yoluyla deniz yolundan 1923 yılının Aralık ayında Fransa'ya geldiler. Bu arada bildikleri gibi İstanbul'a geldi ama vizeleri olmadığı için şehre çıkamadan sadece uzaktan bakmak suretiyle gördüler ve yollarına devam ettiler. Köyünden çıktığı günden bu yana görmeyi istediği İstanbul'a ancak geminin güvertesinden bakabilir. Avrupa'daki 2 yılın ardından yüzünü tekrar Türkiye'ye döner. ...1925 yılında Türkiye'de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne katkı sunabilmek için ve akademik faaliyetlerini Türkçe yazmak için burada yaşamaya karar verir. Onun Türkiye'ye gelmesinde etkili olan şahıslardan birisi de merhum Rıza Nur'dur. İstanbul'da çıktığı zaman ilk gittiği yer Fatih Kütüphanesi oldu. Çünkü o el yazmalarını çok merak ediyordu. Onların ününü duymuştu ve burada kısa bir süre kütüphanede de çalışıp siyaset arkadaşlarıyla, ilim adamlarıyla görüşmeler yaptıktan sonra Ankara'ya geldi ve Haziran ayında da zaten Türk vatandaşına kabul edildi. Çankaya'ya çıkarak Mustafa Kemal'le görüştü. Ona görev olarak Maarif Nezareti, Telif ve Tercüme Heyeti üyeliği görevi vermişlerdi. Belki ilk gençlik yıllarından itibaren en sevdiği iki şey tarih ve hocalıktı. Ankara'da geçirdiği günlerin ardından o dönemde ülkenin tek üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nde hoca olarak görevlendirilir. İstanbul Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. Türkiye'de genel Türk tarihinin üniversitelerde ders olarak okutulmasının temellerini Zeki Velidi Togan atmıştır. Ve ilmi bir disiplin olarak genel Türk tarihini İstanbul Üniversitesi'nde tesis edenlerin başında gelmektedir. İstanbul Üniversitesi'nde Umumi Türk Tarihi kürsüsü, ki zaten bu kürsünün kurucusu da Zeki Velidi Togan'dır, son derece özgün bir kürsüdür. Bugün hala varlığını devam ettirir. Bu çünkü Eurosentralist, yani Avrupa merkezci tarih tasnifinin dışında bir tasniftir. Ve Zeki Velidi Togan'ın tarih anlayışına göre Türk tarihi parçalara ayrılamaz, başından sonuna kadar bir bütündür ve bunu geniş bir perspektifle ele almak gerekir. İstanbul Üniversitesi'nde kürsüsünü kurarken Türk dünyasındaki siyasi olayları da takip etti. Hatta onların içindeydi. Türkistan Milli Birliği'nin başkanlığını yaptı, üyeliğini yaptı. Bu arada Polonya'daki Promotet Teşkilatı'nın sağladığı parayla 1921-27-1931 yılları arasında önce eski harflerle sonra Latin alfabesiyle neşredilen Yeni Türkistan dergisi neşredildi. Togan bir süre bu derginin neşriyatını idare etti. Sonra Mustafa Çokoğlu'yla aralarının açılması üzerine 1931 yılından itibaren Türkistan Milli Birliği'nden ayrıldı.
Zeki Velidi Togan'ın Türkiye'deki çalışmaları 1932 yılına kadar devam eder. Zeki Velidi Bey'in Türkiye'deki bilimsel faaliyeti 1932 yıldaki Ankara'da 1. Türk Tarih Kongresi ile fasılaya uğradı. Kongre sırasında alevlenir ve sert tartışmalar yaşanır. Bunun üzerine Zeki Velidi Togan Türkiye'den ayrılmak zorunda kalır. Almanya'ya gider. 32 yılında İstanbul'a gitmeden istifa dilekçesine vererek öğretim üyeliğinden ayrıldı ve Avrupa'ya gitti. 1932 ile 39 yıllar arasında 7 yıl Avrupa'da çalıştı. Türkistan'dan gizlice kaçarken Meşhed Kütüphanesi'nde bulduğu el yazma eseri hiç unutmaz. İşte ilk Türk devletinin İslam'a girişinin şahidi olan bu seyahatnameyi çalışacaktır artık. İbn Fadlan'ın seyahatnamesini Almanca olarak yayına hazırlar ve dünyaya tanıtır. O eseri tanıtır, eser de ona Batı bilim çevrelerinde haklı bir itibar sağlar. Sonra 1938'den sonra tekrar Türkiye'ye gelir ve Türkiye'de yine İstanbul Üniversitesi'nde dersler verir. Togan 39'da Mustafa Kemal'in ölümünden sonra Edebiyat Fakültesi'ne gelerek hocalığa başladı. 40 yılında evlendi. İki çocuğu dünyaya gelir. Ve değişen yalnız onun hayatı değil, adeta bütün dünyadır. O yıllarda dünya yine alt üst olmaktadır. İkinci Dünya Savaşı başlar ve tüm hızıyla sürer. Savaşın bitmesi de beklenmedik gelişmelere sebep olur. Zeki Velidi Togan ve pek çok Türkçü biraz da açıkçası Sovyetler Birliği'ne hoş görünmek için, çünkü bir Sovyet tehlikesi mevcuttur. Zeki Velidi Togan ve arkadaşları hapse atılır. 1944'te biliyorsunuz 3 Mayıs 1944'te Türkçülük olayı dediğimiz hadiseyle tutuklanan 23 kişi arasında Togan da vardı ve en yaşlılarından biriydi. Onun dalgalı hayatında bu ikinci kez parmaklıkların arkasına konulmasıdır. İlk kez yıllar önce Orenburg'da hapse atılmıştır. Orenburg'daki tutsaklı döneminde Zeki Velidi Togan'ın elinden kalemi ve kağıdı alınmış ve ona okumak üzere de herhangi bir kaynak temin edilmemiştir. Bu ona çok zor bir süreç olarak gelir. Okuma yazma imkanının elinden alınması hapiste kalmaktan daha ağır bir ceza gibi gelir ona. Orenburg'daki o günlerde aşmak için annesinin çocukluğunda öğretmiş olduğu şiirleri kendi kendine okur ve onun kendisine büyük bir manevi güç sağladığını belirtir. Haksız yere tutuklandığı bu günlerde kitaplarıyla rahatlama imkanı bulsa da serbest bırakıldıktan sonra çektikleri belki daha ağır olacaktır. ...45'te serbest kaldıktan sonra 48 yılına kadar görev alamadı. 4 yıl iki çocuğu, eşi ve kayınvalidesiyle beraber geçimini nasıl sağladığı meçhuldür ama çok sıkıntı çektiği muhakkaktır. 48'den itibaren tekrar üniversitedeki görevine devam etti. Ve vefatına kadar İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nin Genel Türk Tarihi Kürsüsü'nde kürsü başkanlığı vazifesini ikmal etmiş ve çok sayıda eserler vermiştir. Araştırma ve hocalık. Togan en sevdiği işlerle meşguldü artık. Zeki
pek çok öğrenci yetiştirdi ve her biri günümüzde de aşılamamış kıymetli eserler kaleme aldı. Yapmayı planladığı pek çok çalışma daha vardı. Zeki Veli Togan hapisten çıktıktan sonra akademik çalışmalarına devam eder. İstanbul Üniversitesi'nde uzun yıllar hocalık yapar. Çok değerli eserler verir. Eserleri bugün hala geçilememiştir. En önemli eserlerini saymak icap ederse mesela bugünkü Türkili ve Türkistan. Aşılamaz bir kitap. Yine Zeki Veli Togan'ın hatıraları. Zeki Veli Togan'ın eserlerinin lezzeti şuradan ileri gelir. Yaşadığı dönemi anlatmıştır. Bugünkü Türkili Türkistan yakın tarihi. İşte Türkistan'ın o dönemdeki tarihini biraz geçmişiyle, biraz geleceğiyle o dönemi anlatıyor. Ve yine tarihte usul gibi eserleri bugün hala üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan önemli aydınlardan birisidir. Her ne kadar sevdiği işlerle de uğraşsa, doğduğu toprakları, Başkurtistan'ı, Uralları özler. Gurbette hasret çekenlerin yaptığı gibi köyüne benzer yerler bularak oralarda gönlünü dinlendirmeye çalışır. Zeki Veli Togan zaman zaman Başkurdistan'a belki özlemle, daha sonraki dönemlerde çocuklarının anlatımı ve eşinin anlatımıyla Ural Dağları'nı özlediğimde Bolu Dağları'na gittiğini söyler ve Bolu Dağları'nda Başkurdistan'ın geleneksel müzik aletlerinden biri olan hem kureyi çaldığını hem de türküler söylediğini dile getirir. Bu özlemini kendi elleriyle hazırladığı başkurt yemeklerini dostlarıyla paylaşarak da aşmaya çalıştığı anlatılır. O doğduğu toprakları ne kadar özlese de oralarda onun adının anılması yasaktır. Zeki Veli Togan 1990'lı yıllara kadar kendi yurdunda yasaklı olmuş isimlerden birisidir. Çünkü bir lider olarak değil, bir hain olarak genellikle nitelendirmelere maruz kalmıştır. İnişli çıkışlı koca bir hayattır onunkisi. 80 yılındaki ani ölümüyle bu işler yarım kaldı. Ümit ederim çocukları arşivini incelemeye açtıkları zaman Türk dünyasının Sovyetler karşısındaki yürüttükleri bağımsızlık mücadelesinin gizli kalan birçok sayfası aydınlığa kavuşacak. Bazı yanlış bilinen hususlar da düzeltilme imkanı olacaktır. Zeki Veli Togan yeniden keşfedilmeye muhtaç bir Türk tarihçisidir. Togan'ın hem siyasi, hem fikri, hem tarihi bakımdan bütün eserlerinin irdelenmesi bugün bile Türkiye'de yapılacak yeni çalışmalara ilham kaynağı olacaktır. Ahmet Zeki Velidi adının Başkurtistan'a dönebilmesi için 1990'lı yılları beklemek gerekir. Dava arkadaşını da yapmış olan ve 24 yaş gibi çok genç yaşta öldürülmüş olan Şehzade Babiç şiirle dile getirir ve onu yazmış olduğu şiirdeki bir dizede Başkurdistan'ın Tiregi, Zeki, Başkurt Tiregi şeklinde bir dize yazar. Bu dize de yasaklanır. Ama o Başkurt halkının gönlünde yaşamaya devam eder. ...90'lı yıllardan sonra hem Dünya Başkurt Kurultayı'nda o dönemdeki Başkurt
Başkurdistan'ın lideri olan kişi tarafından da Zeki Veli Togan, Başkurdistan'ın ilk lideri ve kurucusu ilan edilir. Artık o doğduğu topraklara dönmüştür. Hakkında romanlar kaleme alınır, anma toplantıları düzenlenir, şarkılar bestelenir. Ama yaşasaydı, herhalde en çok memnun olacağı şey, el yazmaları koleksiyonunun da içinde yer aldığı, Ufa'da bulunan Başkurtistan Milli Kütüphanesi'ne Zeki Velidi Togan adının verilmiş olması olurdu. Büyük şair Şehzade Babiç'in dediği gibi, o Başkurtistan'ın dayandığı direği.